Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz Ekrem Başkanım. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sayınlar Büyükelçimiz, Finsıra Milletvekilimiz bu bölgede. Evet, tanıyorum. Bizim Kenan Bey, Başkan ya, Sait Bey, hoş geldiniz. Efendim, tebrik ediyoruz bu dönemimizi. Çok teşekkürler Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp teşrif ettiğiniz için şahsım ve cemaatim adına Zat-ı Ali'nize teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar yoğun işlerinize rağmen biliyoruz Ramazan ayı, deprem, seçimler yaklaşıyor. Zaman ayırıp bize teşrif ettiniz. Sağ olun, var olun. Bizim İstanbul'umuzun canlı gülü maşallah. Genç, aktif. Sayın Başkanımızı çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Sonra biz İstanbul, Napolyon demişti ki tüm ülkeler bir ülke olsa o ülkenin de başkenti İstanbul olması öyle, lazım. Öyle. İstanbul gerçekten her yönüyle çok zengin. Kültürüyle bir sürü lisan, bir sürü etnik köken, bir sürü din, mezhep. Bunlar ülkemizin zenginliği ve İstanbul'umuz ülkemizi dışarıya tanıtan, gösteren güzel bir penceredir aslında. Ve ben hep şunu söylüyorum, diyorum ki bu dünyamız Tanrımızın manevi bir bahçesi gibi. Bu manevi bahçede çeşit ağaçlar var. Her ağacın meyvesi, tadı güzel. Değişik çiçekler var, güller var. Her birinin kokusu güzel. İnsan onu gördüğü zaman seviniyor. O bahçeye zenginlik katıyor, süs veriyor. Ve bizler de bu etnik kökenler, mezhepler, dinler, lisanlar, her birimiz lisanımızla, geleneğimize göre, doktrinimize göre aynı Tanrı'yı yüceltiyoruz. Önemli olan Tanrı kutsal sözünde diyor ki insan kardeşini kendin gibi seveceksin. Komşunu kendin demiyor. Etnik köken, soydaşını, dindaşını. İnsan kutsaldır her şeyden önce. Tanrı'nın isteği bu. Herkes kendi insan komşusunu severse bu dünyamız cennete dönüşür. Biz de her dualarımızda, ayinlerimizde devlet büyüklerimizi anıyoruz. Ülkemizin birlik beraberliği için dua ediyoruz. Ve bu bayramların, ki bayramlar bu sene hep arka arkaya geldi. Yahudi cemaatinin Fısıh bayramı, bizim diriliş bayramı, Batılılar Paskalya diyor, biz diriliş bayramı diyoruz. Ve İslam alemi de şimdi orucu tutuyor, Ramazan orucunu, Allah kabul etsin. Yakında hayırlısıyla onlar da Ramazan bayramını kutlayacaklar. Hem Yahudilerin, hem tüm Hristiyan aleminin ve tüm İslam aleminin bayramlarını şahsım ve cemaatim adına tebrik ediyorum. Dua ve temennimiz bu bayramların, bu oruçların ülkemize, dünyamıza, barışa, esenliğe, huzura, birlik beraberliğe, insanlar birbirlerini bağışlamaya, birbirlerini kucaklamaya, savaşların durmasına, kanın akmamasına, kimsenin öldürülmemesine, kimsenin ülkesini terk etmemesine vesile olmaları temenni ediyoruz. Şeref verdiniz Sayın. Şeref duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel cümleleriniz, temennileriniz. Bu kadim şehrin ve bu kadim toprakların kadim bir cemaati olarak sizlerle bir arada olmak ve bu güzel anlarınızı sizlerle paylaşmak bizim için aslında bu zenginliğimizin bir şölen anı. Birliğimizi, beraberliğimizi insanlık var oldukça hep daim olmasını diliyorum.
bu şehirde yaşayan bu çeşitliliğin her yönüyle, her insani, hem sosyal, hem inanç, her yönüyle varlığını temenni ediyorum sonsuz bir şekilde. Gerçekten bu sene aslında zor bir sene olarak başladı. Depremin bize yaşattığı acıyla beraber ne yazık ki on binlerce insanımızı yitirdik. Zor bir yıl ama bu zorlukların altından kalkmak da bizim sorumluluğumuzda. 11 şehrimiz çok etkilendi. Her inançtan, her etnik kökenden insanımızı kaybettik. Acımız birdir ve hep birlikte yaralarımızı saracağız. Orada hayatını kaybeden, yıkılan, manevi alanlardan tutun da insani, sosyal yaşam alanlarına varıncaya kadar her bir noktasını özenli bir biçimde, belki de birkaç yüzyılın şehirlerini inşa etme sorumluluğuyla süreci takip edeceğiz. Sizlerin de bu anlamda desteğine elbette ihtiyacımız vardır. Tabii İstanbul'umuzda bu süreçten ister istemez etkilenmiştir. İnsani olarak, vatandaş bütünlüğü olarak etkilenmiştir. Ama bir yanıyla da müthiş bir kucaklaşmayla, dayanışmayla süreci gözlemlemiş, destek olmuş, yanında durmuştur. Ben bu vesileyle önümüzdeki hafta yine Hatay'da olacağım. Bayramı orada geçirmeyi planlıyoruz büyük oranda. O bayram, Ramazan bayramı öncesi bu diriliş bayramında sizlerle olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Az önce temennide bulunduğunuz odağında insan olan, hem dünyaya dönük, hem memleketimize, hem şehrimize dönük bütün duygularınıza katılıyorum ve güzel dualarınıza amin diyorum. Umuyorum hep böyle iyi anlarımızda bir arada olalım ve toplum olarak çok hak ettiği bir geleceğe şehrimizi, ülkemizi götürelim. Tabii önümüzde bir seçim takvimi var. Yoğunluğumuz da var ama bu yoğunluğumuz esnasında böylesi güzel anları ıskaladığımız zaman bu şehre hakkını verememiş oluruz. Ben gerçekten sizlerin aranızda olmaktan, bu kadim cemaatin içinde olmaktan, sizlerin hemşerisi olmaktan ve sizlere hizmet ediyor olmaktan da mutluyum. Bütün cemaatinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sen, sağ olun. Evet. Aşkım buraya. Bayramlar, saygılar. Nasılsınız? Sağ olun. Güzel bayramlar olsun bütün cemaatinize, sizlere. Hoş geldiniz diyoruz size. Bizim için büyük bir onur sizi bu evde ağırlamak. Ziyaretiniz bizi onurlandırdı. Biz sizin icraatlarınızı en başından beri takip ediyoruz ve özellikle azınlık cemaatlerine yönelik yapıcı ve pozitif yaklaşımınız bizi etkiliyor ve bizi sevindiriyor. Özellikle inançlar masasıyla ilgili o orijinal fikir çok önemliydi. Bazen fikirler güzel oluyor ama havada asılı kalıyor. Ama o havada asılı kalan değil, hayata dönüşmüş pratik bir fikir olarak önümüze geldi. Öyle ki teşekkür ediyoruz size. Bu yoğun günlerde size başarılar diliyoruz. Elbette ki seçimler biraz zor dönemler ama en nihayetinde ülkeler için her zaman yararlıdır. En azından bereketli bir dönemdir. Siyasetin ve halkın buluştuğu zamanlardır. Öyle ki halkımızın arzusunun, dileğinin, kararının sandıklarda adil bir şekilde barış ve huzur içinde yansıması için duacıyız.
Umarız bu seçimler ülkemize ve dünyaya yararlı olur. Onun için size de seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Size, bütün cemaatinize iyi bayramlar dileğimi iletiyorum. Hem şehrimizin hem ülkemizin kadim topluluğu ve çok kıymetli hemşerilerimiz olarak her anınızda birlikte olmayı çok arzu etmekteyim elbette. Her yerde ifade ettiğim gibi bu birlikteliğimiz daim olsun, insanlık var oldukça. Bu şehirde şehrin asli grupları, vatandaşları, insanları olarak sayılarınız artsın, azalmasın, buradaki varlığınız büyüsün. Memleketimizin her insanı bu topraklar için değerlidir. Tabirimi hoş görün, ben azınlık cümlesini sevmiyorum. Asli vatandaşlarımız olarak hak ve hukukunuzun korunması konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Hem tarihe karşı bu sorumluluk, hem bu toprakların insanlarına karşı. 21. yüzyıldayız. Yeni nesil beklentiler daha da farklılaşıyor. Yeni neslin her konuda tatmin edilmesi şarttır. İnançlarıyla, yaşam biçimleriyle, sosyal ilişkileriyle. Bu bağlamda ben de Büyükşehir Belediyesi'nde kurmuş olduğumuz inanç masasını önemsiyorum ve bu kapsamda neler yapmalıyız, nasıl bir şeffaflık ortamı sağlamalıyız ki İstanbul'un hoşgörüsü daha da büyüsün. İstanbul'un hoşgörüsü sadece şehre ya da bu ülkeye değil, yakın coğrafyaya da çok büyük katkılar sunmaya aday bir tariftir. Bu bakımdan bu dönem bu ve benzeri sorumluluklarımızı çok önemsiyorum. Hatta arkadaşlarıma bu kapsamda inşallah biz iktidar olmak istiyoruz Millet İttifakı olarak ülkemizde. İstanbul'da yaptığımız bu uygulamaların ülkemizin bütünündeki inanç noktasında bütün toplulukların ama din ama mezhep olarak tatmini yönünde neler yapabileceğimiz hususunda özenli çalışmalar talep ettim. Şu anda o konuda arkadaşlarım çalışmalar içerisinde, sizlerle de bir araya gelip toplantılar yapacaklar. Bir çalıştay ortamı sağlayacaklar. Bunları düşündüğümüz ve yaptığımız takdirde biz 21. yüzyılda dünyanın en önemli lider ülkelerinden birisi oluruz. Ve hem medeniyetlerin, hem demokrasinin, hem yaşamın beşiği olan bu topraklara da bu yakışır. Bu çağdaki sorumluluk ya da inşallah çağlar boyu sürsün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. İnsanlık var oldukça sürmesini arzu ettiğimiz devletimizin de bu unsurlarıyla daha da güçleneceğini bilen insanlarız. Ve bu bağlamda desteğinize de ihtiyacımız var. Zor bir yıla girdik. Ne yazık ki bir deprem on binlerce canı bizden kopardı. Hepsine rahmet diliyorum. Farklı kökenlerden, farklı etnik kökenlerden, inançlardan insanlarımızı yitirdik. Birçok manevi yapıyı, alanı ne yazık ki kaybettik. Onların canlanması, önümüzdeki birkaç yüzyılın şehirlerini tekrar inşa etme yönünde akılcı, dayanışma içerisinde ve ortak akılla bir süreci yönetmemiz gerekiyor. Ama Hatay'dan Adıyaman'a, Diyarbakır'dan Kahramanmaraş'a varıncaya kadar her yönüyle düşünülmüş bir süreci tariflemek de istiyoruz. Bu bağlamda siz ve sizin gibi diğer inanç gruplarıyla da özenli masalar kurup çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle sabah birlikte olduğum çok saygıdeğer Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sizlere selam saygılarını getirdim. Güzel hizmetlerle, güzel ortamlarla hem İstanbul'umuzda hem ülkemizde
tekrar güzel bayramlarınızı kutlamak dileğiyle diyeyim. Bütün cemaatinize sevgilerimi, saygılarımızı iletiyoruz. Merhaba güzel adamlar. İyi misin? Ben oyuncak istemiyorum. Sarılmak istiyorum. Ben mesela o zaman kocaman bir bayılırım. Mahallenin çocukları gelin. Gel canım, sen de gel. Gel sen de. Ama o deminki poz güzeldi ya. Evet. Gel kuzum gel. Önüme gel sen. Böyle mahalle arkadaş oldu. Güzel. Güzel çocuklar, aslan çocuklar. Derslerimiz iyi mi? İyi hocam. Aferin size. Görüşürüz.